Şimdi yardımlar dönüşte İzmir fuarına bağlandık. İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Konya'da yani aklımıza gelebilecek bütün illerimizde güneyden kuzeye her yerde herkes kendi çapında bir yardım kolisi hazırlamaya çalıştı. Kimi küçücük kumanya hazırladı, kimi oyuncaklarını koydu diğer çocukları sevindirebilmek için. Ama bir taraftan da o kollerin içine giymediği ve asla giymeyeceği yazlık evet. kıyafetleri, topuklu ayakkabıları, gece kıyafetlerini koyanlar vardı. Bu neydi? Bunun anlamı neydi? Onları ayıklamak ayrıca bir insan ve iş gücü yarattığı için bunu koyan insanın da zihniyeti değil, sevap yapmak ya da yardıma koşmak da değildi. Neydi bilmiyorum ama yaptığınız sadece ve sadece zorluk. Lütfen o kollerin içerisine insanların işine yaramayacak hiçbir şey koymayın. Kış şartlarındayız, soğuktayız. O insanların sizin mayonuza, bikinize, topuklu ayakkabınıza ihtiyaçları yok. Giymeyeceğiniz, evinizde tutmayacağınız o gönderileri lütfen o kollere koymayın. Bir uyarı daha var bu arada. Hı hı. Gönderilenlere birazdan bakacağız ama işte gece elbisesi mesela. Ya bunu kim ne yapsın ya? Yani gerçekten aklınız nerede? Hani heyecanla, panikle mi götürüp onu oraya atıyorsunuz? Özellikle bir uyarı var. Kollerin içine eşyaları direkt koydukları zaman ıslanabiliyorlar evet. ve zarar görüyorlar. Onun için lütfen önce bir çöp poşetine evet, aynen, ya da bir naylona ondan sonra kollerin içine burada görüldüğü gibi. Ondan sonra kollerin içine yerleştirin uyarısı var. Evet o da son derece mühim. Ama özellikle çocuk maması yine söylüyoruz. Elektrikli ısıtıcıdan ziyade tüplü ya da gazlı ısıtıcılar son derece mühim. Bir taraftan da bebek maması hep söylüyoruz. Su özellikle. Bak işe yarayanlara bakalım bir de yaramayanlara. Bak bu haberde hepsi aslında ortada. Bu ne lan? Bu ne? Adam nereye? Düğüne mi gidecek? Maalesef bu geceliği göndermişler. Bu ne ya? Abi bu ne ya? Yapmayın. Gözünüzü seveyim Allah rızası için şunu yapmayın. Az önce inanın kullanılmış iç çamaşırları var. Lütfen dalga geçer gibi şeyler göndermeyin arkadaşlar. Bu fotoğraf albümlerinin kimin ilacı olacak? Terlik, topuklu ayakkabı, giyilmiş iş çamaşırları, depremzedelere yardım malzemesi diye bunları gönderdiler. Kolilerden çıkan çer çöp göreni utandırdı. Bunları kim giysin? Çöp bunlar ya. Arkadaşlar, haşama yollayan var. Yapmayın etmeyin gözünü seveyim. Haşama nedir ya? Yerle bir olan binalar, enkaz altında kalan hayatlar, mucize kurtuluşlar. Milyonları sarsan felaketin 3. gününde de Türkiye tek yürekti. Herkes birbirine kenetlenmiş durumda. Burada adeta bir yardım zinciri söz konusu. Hazırlanan koliler gönüllülerin aracılığıyla tek tek bu tırlara yükleniyor ve afet bölgelerine gönderiliyor. Ama afet bölgesine hiçbir işe yaramayacak yırtık pırtık eskilerini gönderen kendini bilmezler de vardı. Parmak arası terlikler var ya sadece yardım yap ya dua edin siz. Allah aşkına siz göndermeyin dua edin ya. Yani yırtık ayakkabılar, topuklu ayakkabılar, haşama, bindallı, abiye resmen bahar temizliği yapmak için göndermişler aslında. Siz burada bırakın kötü giyilmiş kıyafetleri, ikinci el kıyafet bile gönderme imtina ediyorsunuz. Kesinlikle. Ama bir tarafta vicdan yoksunları insanlığımızdan utandıran şeyler gönderiyor. Kesinlikle. Lekeli kıyafetler, lekeli eşofmanlar. Yazlık bir tişört bu. Az önce inanın kullanılmış iç çamaşırları var. Bunları kim giysin? Çöp bunlar ya. Orada eksi derecelerde mücadele veren, enkazdan çıkan depremzedeler bu... Yazlık kıyafetleri ne yapsın? Maalesef bu geceliği göndermişler. Bunları ata atıyoruz. Çünkü bizim şu anda zaten önceliğimiz gecelik değil. Peki nelere ihtiyaç var? Konserve, paket ekmek, çadır, uyku tulumu, battaniye, hijyenik pet, bebek bezi, bebek maması diye sıralayabiliriz. Başkentte teyakkuzda. Arkadaşlar dolu. Burası da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin depolama alanı. O kadar çok kıyafet yardımı yapılmıştı ki bir süreliğine ara bile verilmişti. Kıyafet kabulüne yeniden başlandı. Burada bizi en mutlu eden şey bırakın belediye organizasyonu bu Ankara organizasyonuna dönmüştür. Deprem bölgesinde en çok da koruyucu kıyafetlere ihtiyaç var. Ancak bir uyarı yapmak şart çünkü ikinci el kıyafet yardımı kabul edilmiyor. AFAD'dan da geri dönüyor. Bu tırlarla beraber, giden yardımlarla beraber koordinasyonun sağlanması da çok önemli. Tabii, işte görüldüğü çok. Gibi bir noktadan sonra onları açıp ayırmakla uğraşıyorlar. Yani diyor ki bunun bize ne ihtiyacımız olabilir böyle bir şey? Bunu bize göndermeyin
Derken diğer tarafta da mesela gönderilen medikal yardımlar var. Evet. İzmir'den 602 tane gönüllü sağlık personeli gitti. Şahane. 4 tır tıbbi malzeme deprem bölgelerine gönderildi. Evet. Yine Kahramanmaraş 12 Şubat ilçesindeki depremzedelere su ve çorba dağıtılıyor. Bütün bunlar yapılan yardımlar görmezden işte kolilerce, tırlarca, evet, onlarca insan akın etti. Hepsi bir şeyler yapabilmek için bu son giden yardımlara bakalım. Evet. Depremzedelere yardım için Türkiye tek vücut oldu. İzmir'den 602 gönüllü sağlık personeliyle 4 tır tıbbi malzeme deprem bölgelerine gönderildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı yardım tırları Kahramanmaraş 12 Şubat Caddesi'ndeki depremzedelere su ve çorba dağıtıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçakların afet bölgesine yardım malzemesi taşıması anının görüntüsünü paylaştı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından günde 3 öğün, yaklaşık 10 bin kişiye yetecek mutfak ekipmanları, aşçılar ve yemekte kullanılacak malzemeler deprem bölgesinde hizmet vermek üzere yola çıktı.